Sultan, bir yukarı çıkalım mı? Seninle bir şey konuşacağım ben. Hadi. Ya baba, uyandırdım ya. Kusura bakma. Biz Sultan'la biraz dışarı çıkacağız baba. Dışarı mı? Şöyle baş başa dışarı çıkalım, bir şeyler yiyelim. Biraz konuşuruz dedim. Şimdi benim öyle dışarı çıkacak halim pek yok ama. Gelin. Naz etmesin de ya. İyi işte. Baş başa meselelerinizi halledersiniz. İyi peki. Ben üzerime bir şey alayım o zaman. Al al. Nazar. Buyurun. Bana bak. Güzel güzel konuş. Öyle sinirlenip kıza saldırma sonra. Yok baba, merak etme. Sen demedin mi aranızı düzeltin diye? Düzelteceğim ben. Düzelteceğim. İyi, aferin. Nereye gidiyoruz? Şöyle gözlerden uzak baş başa kalacağımız bir yere gidip konuşalım istiyorum. Nerede icap etti şimdi? Bana ilgi göster demiyor muydun? İlgi göstereceğim sana. Neden durduk? İn arabadan. Niye? İn lan! Azer, ne oluyor? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Sultan benim için psikopattır, delidir, manyağın tekidir diyorlar ya. Aslında ben hiç öyle biri değilim, biliyor musun? Sabırlı bir adamımdır ben. Şayet o dedikleri gibi bir adam olsaydım, şu levyeyi var ya, senin kafana geçirir, beynini akıtırdım Sultan. Sen nasıl lan gidip Fatma'yla konuşursun ha? Benim duyacağım hiç aklına gelmedi mi lan ha? Sen benden korkmuyor musun lan? Hı? Demek hemen ispiyonladı sana şıllık. Doğru konuş lan. Doğru konuş. Yalan mı? Evli bir adamla düşüp kalkan kadına başka ne denir? Sürtük. Seni... Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Bana bak lan. Senin o sürtük dediğin kadın var ya... benim hayatta en değer verdiğim varlık lan. Tamam mı? Sen var ya Sultan, onun kesip attığı tırnak bile değilsin lan benim için. Anladın mı? Zırlama lan! Zırlama da çık git hayatımdan oğlum. Adam gibi boşan lan benden. Boşan! Azer, yalvarırım. Ya ben seni seviyorum. Lan! Neyi mi seviyorsun lan sen benim? Niye seviyorsun lan sen beni? Azer, bak... sen bu dünyada eli elime değen ilk ve tek erkeksin. Ya tamam. Biliyorum evlenmeden önce öyle flört etmedik. Böyle uzun uzun konuşup birbirimizi tanıyamadık. Ama ben seni gördüğüm an sana aşık oldum. Ve seni hep sevdim. Her şeye rağmen hep senin yanında oldum. Sen benim kocamsın. Ve hep öyle kalacaksın. İstemiyorum lan seni. İstemiyorum seni. Fatma'yı seviyorum lan. Bunu kabul et lan artık. Benim neyim eksik be? Benim Fatma'dan neyim eksik Azer? Daha mı güzel bakıyor sana? Daha mı iyi öpüyor? Yatakta mı daha iyi ne? Gel lan buraya gel. Buraya gel. Gel buraya. Bana bak lan. Bundan sonra Fatma'nın adını ağzına almayacaksın. Tamam mı? Onu gördüğünü... ya da bununla ilgili bir şey söylediğini duyarsam... Sultan seni var ya, öldürürüm. Ağzıma bak! Öldürürüm. Anladın mı?
Şimdi buradan siktir olup gideceğiz, bir çeşme bulacağız. Elini yüzünü yıkacaksın, makyajını yapacaksın, doğru eve. Hiçbir şey belli etmeyeceksin, tamam mı? Bundan sonra babama benimle ilgili ispiyon da yapmayacaksın. Bana bak Sultan. Eğer babam bir daha kalp krizi geçirirse Sultan, seni gebertirim. Seni gebertirim Sultan. Ayağa kalk şimdi. Bak ayağa. Bin arabaya. Lan yürü arabaya. Sultancığım çay verir misin bana? Tabii canım. Sağ ol. Afiyet olsun. Na işte. Sizleri hep böyle göreyim. Sonra o boşanma moşanma lafını da duymayın. Yok babacığım, zaten öyle kızıp sinirlenip birbirimize öyle laflar ettik. Yoksa biz iyiyiz. Öyle değil mi Sultan? Evet babacığım. Azer özür diledi zaten benden. Çok yanlışlar yaptım. Artık evimin erkeği olacağım dedi. Ben de onu affettim. Öyle mi lan? Öyle öyle baba, vallahi. Affetti Sultan beni. İnşallah. İnşallah birbirinizi bir daha bu kadar üzmezsiniz. Ha? Yok. İyi. Ben biraz uzanacağım. Size afiyet olsun. Sağ ol babacığım. Aferin. Böyle işte. Babamın yanında yüzün hep gülecek Sultan. Tamam mı? Olur. Bana göre hava hoş. Ben bu oyunu istediğin kadar oynarım Azer. Ama boşanmayacağım senden. Unutun. Boşanacağım, boşanacağım. Ne yapacaksın? Her gün babandan gizli gizli dövecek misin beni? Bundan sonra senin kılına bile dokunmam. Sen kendin isteyeceksin. Yavaş yavaş rahatsız edecek bu oyun seni Sultan. Benim Fatma'yı deli gibi sevdiğimi göreceksin. Senden ne kadar nefret ettiğimi göreceksin. Kadınlık onurun ne emrediyorsa onu yapacaksın. Tamam. Telefonda anlatamayacağın, illa da yüz yüze konuşmamız gereken şey neymiş tahmin edebilir miyim izninle? Edebilirsin. Sultan'la konuştun. Bir daha benim karşıma çıkmayacak. Doğru tahmin ettin. E madem biliyordun bu kadar yolu niye geldin? Canım çok sıkılıyor. Ne oldu? Evde boğuluyorum artık. İkide bir laf sokup duruyorlar. Ne zaman evleneceksin? Evde kaldın. E haklılar kızım. Benden başka talipliğin yok. Vardı ama sayende o da kaçtı. Kimmiş? Kimmiş? Hatırlarsan adamı bikini giydirip fotoğraflarını çektirtmiştin. Delikanlı olsaydı giymeseydi. Delikanlı değilmiş. O zaman senin yanında durmasına da gerek yok. Yakışmıştı ama çocuğa. Ne? Biliyor musun? Beni bir tek sen güldürebiliyorsun. Ben de bir tek senin yanında gülüyorum zaten. Cıvım aynen. Cıvımıyorum kızım yani, şaka. Arkadaşça.
Zaten senden başka arkadaşım da yok. Şu salak sarı gölde tıkıldım kaldım. Ne oldu beyaz atlı prensine ha? Ne var yani? Çok mu tuhaf görür görmez aşık olacağım bir adamı beklemek? Yıldırım aşkı diye bir şey var. Nasıl oluyor? Yanına yıldırım düşüyor. Aa, yıldırım mı deyip aşık mı oluyorsun? Sen dalga geç. Tamam, dalga geçmiyorum. Nasıl oluyor? Cidden öğrenmek istiyorum. Söyler misin? Anlatayım mı? Lütfen. O insan karşına hiç beklemediğin bir anda çıkar. Onu görür görmez gözlerin ona kilitlenir. Göz bebeklerin büyür. Tamam işte kızım. Birdenbire karşına çıkmıyor mu o ayı olayı? Korkuyorsun, göz bebeklerin büyüyor. Bu. İkinizin gözlerinde de bir parıltı belirir. O sana ışıkla bakar. Sen de ona bakarsın. Fener gibi ışık saçıyorsunuz. Ha? İçim birden kıpır kıpır olur. Bütün vücudun titremeye başlar. Kalbin hızlı hızlı çarpar. Tak, kalbin durur. Ondan sonra Sarıgöl Camii'nde selam okunur. Sen mezara, adam mahpusa. Ya bir izin vermedin ki anlatayım. Fatma bak, bu anlattığın şeyler filmlerde, romanlarda olur. Gerçek hayatta böyle şeyler olmaz. İnsanlar dünyaya ağlayarak geliyor. Gülmeyi bile sonra öğreniyor. Aşk da böyle bir şey. Bak misal ben sana odun gibi görünüyor olabilirim. Tamam. Ama hani beni sevsen, böyle biraz zaman tanısan... ...ben de sana güzel görünebilirim. Yani bu sıfatla biraz zor ama... Sen bana odun gibi görünmüyorsun. Ama bazen odun gibi davranıyorsun. Bana bak. Sultan'a bir şey yapmadın değil mi? Yok canım. Böyle biraz konuştuk. İşte boşanma tarihi alalım falan dedik. O. Çok üzülüyorum bu duruma Azer. Karını benim yüzümden... Ya niye senin yüzünden kızım? Sen niye üzülüyorsun bu duruma? Bu benim hayatım. İşine gelmeyince senin hayatın. Gel biraz dolaşalım. Lafı niye değiştirmeye çalışıyorsun? Ya lafı değiştirmiyorum. Biraz dolaşalım. Sana da iyi gelir. Hadi. Ne yapıyorsun? Neyi ne yapıyorum? Elimi tuttun. Evet. Kızım depresyondasın ya. Destek oluyorum. Neredesin lan Cülüp? Yarım saat oldu. Maşallah Seyit Bey'imin reçetesi roman gibi beyim, alal bitmedi. Açlıktan geberdik burada. Yürü hadi. Tövbe. Dilade mi lan ha? E o da. Lan bu İstanbul'a gitmedi mi? Ne işi var burada? E gitmemiş belli. Buna niye gelmedi o zaman? Babama gelirim demişti bu. Geldim işte. Bu kız bir işler karıştırıyor musun ha? Lan bizden habersiz Rıza'nın peşine düşmüş olmasın bu? Bırak Allah aşkına, beyim ne yaparsa yapsın. Sen karışma. Geçen sefer de baban öğrenmeden ucuz yırttık zaten. Ya iyi diyorsun da Kahya. Bir altlar karıştıracak. Ondan sonra baban daha çok üzülecek kardeşim. Bekle burada. Ya nereye gidiyoruz? Bir sorayım bakayım, ne işi varmış burada? Kızım ne oldu? Yavuz. Ne dediği köyde yaşıyor, ne de orada bir atölyesi var. Üstelik bugün onu bir cipe binerken gördüm. Ah Dila, ah! Peki sormadın mı? Niye yalan söylemiş? İçimi acıtan da bu ya.
Niye yalan söylediğini açıklayamıyor? Açıklayamaz tabii. Herif besbelli evli. Kesin bunun çoluğu çocuğu da vardır. Kızım sana söyledim. Sana göre gittiğin zaman şu Yavuz denen adamla görüşme diye. Sen ne yaptın? Bir de bunun peşinden koştun. Ona o kadar güvenmiştim ki. Hadi ağlama artık. Çıkalım biraz yukarıda dinlen. Kalk. Demek Yavuz dedi. Kim ki bu herif? Yani aşığı işte, sevdiği. Kalkmış onun için gelmiş İstanbul'dan. Babam babam bahane. Eyvah eyvah. Seyit Bey'e söylesek mi acaba? He canım, söyleyelim, adamı kalpten götürelim, öyle mi? Yok canım, yok, öyle bir şey yoktur ya. Dila öyle bir şey yapmaz ya. İnşallah yapmaz. İnşallah yapmamıştır canım. İnşallah. Eğer yapmışsa var ya canım, benim ölmüş abimin arkasından bir adamla ilişki kurmuşsa var ya canım, ben var ya onu öldürürüm canım. Gözümü kırpmadan kafasına sıkarım onun. Var mı yok mu anlamak için suçüstü yapmak lazım beyim. Eninde sonunda gidecek herif he. Takip mi ederim diyorsun ha? Kim lan bu Yavuz? Kim lan bu Yavuz? Azer Bey. Beyim böyle aç aç oturup duracak mıyız burada? Çay ısmarladık ya canım sana. Beyim açlıktan midem karnıma yapıştı. Gidip şuradan lahmacun yaptırıp geleyim. Git canım, git zıkkımın kökünü ye mi? Pis boğaz. Canım! Canım! Haklıydın Dila. Sana yalan söyledim. Adım Yavuz değil, marangoz da değilim. Kimsin o zaman sen? Sana sırılsıklam aşık bir adamım. Her şey senin ilk gördüğümde başladı. Seni kulübeye taşıdığımda. Önce adını söyledin. Barazoğulların gelini olduğunu söyledin. Rahmetli İhsan'ın eşiyim dedin. Bütün bunların bana söylediğin yalanlarla ne ilgisi var? Çünkü Dila, İhsan'ı öldüren mermi benim silahımdan çıktı. Ne? Evet. Öldürmek için fırsat kolladığın, intikam yeminleri ettiğin adam benim. Adım Rıza. Rıza Selamoğlu benim bile. Sana bunları anlatmayı defalarca düşündüm. Ama yapamadım.
Sana olan aşkım her geçen gün daha da büyüdü. Söyleyemedim. Ölmekten değil Dila. Seni kaybetmekten korktum. Her geçen gün biraz daha kapana sıkıştım. Kaçacak yer aradım, olmadı. Beceremedim. Sana söyleyemedim de. İhsan'ı bilerek öldürmedim Dila. Hepsi kazaydı. Öldüğüne en az senin kadar ben de üzüldüm. Eğer suçlu olduğunu düşünüyorsan, dur öldürme. Senin elinden gelecek ölüme bile razı. Ben seni sevmiştim. Yaptın bunu bana. Beni kullandın. Oynadın benimle. Nasıl bir insansın sen? Hiç mi vicdanın yok? Aşıktım Dila. Hala da aşığım. Hangi aşk affettirir böyle bir yalanı? Gözlerinin içine baka baka her gün nasıl güldün bana? Nasıl dokundun? Nasıl öptün beni? Yüzüme bak. Kaldır kafanı, yüzüme bak. Yaşamayı hak etmiyorsun sen. Öldüreceğim seni Rıza Selamoğlu. Birinin gözlerinin içine bakarak öldüremezsin demiştin. Ben bu yüzden Rıza'yı hep cansız bir şey gibi hayal ettim. İnsan değilmiş gibi. Ama sen benim kalbimi öldürdün. Belki Rıza'yı affedebilirim. Ama seni asla. Hepimiz bir gün öleceğiz Dila. Ben ölmekten korkmuyorum. Seni bir daha göremeyeceğim için üzülüyorum.